Evet sevgili kardeşlerim, şimdi Fatih'ten Topkapı Müzesi'ne doğru yolculuk yaparken Scott'u uygulamasıyla bir kardeşimizle tanıştık. Kendisinden hem yolculuk esnasında yaşamış oldukları sıkıntılar üzerine bir konuşmalar yaptık. Aynı zamanda zihin ve ruh dünyamızla alakalı bazı şeyleri konuştuk. Benim vazifem ve vasfım din adamlığı, din görevli olunca bütün konular her yerde dönüyor, dolaşıyor, yine benim konuma geliyor. Hatırlayacaksınız, Vodafone Arena'ya bile gittiğimizde akşam ezanı okununca koltukların arkasında bütün taraftarlara akşam namazını cemaatle kıldırma gibi ilginç bir hatıramda söz konusu olmuştu. Şimdi kaptan kardeşimizle beraber konuşuyoruz. Özellikle gençlerin bu koşturmacı içerisinde yaşamış olduğu bazı sıkıntılar var namazdan yana. Evet, ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle yatsı namazını terk etmeye başladım. Daha sonradan akşamları, sonra öğlenleri. Sağa doğru. Şimdi sadece cumadan cumaya gidebiliyorum. Kendim isteyip tamamen daha yeniden aslında namazıma devam etmek. Bu konuda çok hassasım. Her konuda olduğu gibi namaz gerçekten bizi kurtaracak büyük bir şey olduğunu biliyorum ama dinen de zayıflığımız var. Sadece kulaktan dolma bilgilerle öğrendiğimiz için ibadetlerimizi, dinimizi, bu noktada eksik yanlarımız çok. Bunu tamamlamak için ne yapmamız lazım, nasıl yol almamız lazım? Bu konuda aydınlatabilirseniz. Öncelikle güzel insan, sizinle bu motor yolculuğu vesilesiyle tanıştığım için çok memnunum. Allah'a şükür ediyorum. Size de bu güzel yolunuz ve konuşma imkanınız için teşekkür ediyorum. İlgi göstermeniz için. Konuşmak adına kayıt aldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi biz yaşamış olduğumuz dünya içerisinde kendimize bazı idealler belirleriz. İş hayatımızda, aile hayatımızda, hayatımızın çeşitli alanlarında. Bu ideallerin başına gelen şey de zihin ve ruh dünyamızdır. Çünkü insan bulunduğu konumdan daha çok ruhunun kendini adapte ettiği, yönlendirdiği şeye göre huzur bulur. İnsan o yüzden villada ve tatildeyken ya da en lüks olan konforlu gezilerde değil de ruhunun ve zihninin huzurlu bulduğu yerde keyif alır. Yoksa sizi ya da Akış'ı ya da belki dünyanın 7 yıldızlı oteline götürsek, gecesi gündüzü eğlence olan bir yere götürsek yine de gönlünde ve zihninde bir tat olmaz. Belki anlık eğlencelerle keyfini yenilecek. Evet. Ama zihin ve ruh dünyasını eğer mutlu edebilirsek, nerede olursak olalım, hani eskilerin tabiriyle samanlık olsa seyran olur, sıkıntının altında zindanda olsa saray olur, yani dünyanın her yeri ayrı bir lezzet olur. Biz özellikle yaşadığımız toplumda din eğitimi, ki bizim varoluşumuzu anlatan eğitim, ahlak eğitimiyle beraber bizimle paylaşıldı. Lakin özellikle bize okullarda öğretilen ve bazı yaz kurslarında öğretilen ritüelle hep arada bir parasit konuldu. Yani ben Rabbime gitmek istediğim zaman, Rabbimle bağ kurmak istediğim zaman illa araya bir şeyler sokuşturdum. Halbuki o Rabbim bana gönderdiği bir mesaj var. Adı Kur'an. O Kur'an'da 114 sure 6236 ayet var. Ve bunun hepsinin içerisinde Allah bana diyor ki, ey peygamber, sen de karışma kullarımla arama. Sen ancak mesajımı al ve duyur ve onlara örnek ol. Ama kulun bir şeyi varsa, bir sıkıntısı varsa, de ki onlara, ve izâ sâleke ibâdî annî fe innî qarîb, de ki ben onlara çok yakınım. Ucibu dâvete terâfeder dâ. Öyle ki kalbinden geçen her şeyi işitir, bilirim. Aklâhu ileyhi min havlil verîd. Can damarımdan daha yakınım ona. Bize bunları anlatırken daha çok ya şahısları aracı koydular, ya bazı ritüelleri ara koydular, ya da bazı kitapları ara koydular. O kadar çok kitap araya koydular ki o kitapları okumaktan Allah'ın kitabını okumaya fırsat kalmadı. Evet. Allah'ın kitabını okumaya fırsat kalmayınca, ona gidemeyince bu sefer de kalbimizde bazı sıkıntılar oluşmaya başladı. Yani namazlar ki Rabbimizle, bizi yaratıcıyla buluşabildiğimiz buluşma imkanları, bir konsorsiyum, bir toplantı, bir meeting, bir karşılıklı dertleşme, bir çözüm ulaştıracak olan bir halleşme ortamı olması gerekirken sanki üzerimize sadece Allah tarafından yazılmış bir borç olup yapmazsam Allah'ın beni cehenneme sokmak için bahane aradığı bir vesileymiş gibi karşımıza konulmaya başladı. Ya da çıkarken huzuruna bir komutanın, bir amirin, bir patronun çıkışına çıkış gibi anlatırlar. Halbuki ben patronun karşısına çıkmayı sevmem yani. Ya da bir komutanın karşısına çıkmayı sevmem. Halbuki ben dostumun karşısına çıkmayı severim. Evet, bilmiyor mu dostum? Biliyor. Şimdi namazda bu bağlantıyı biz korumakta bazen sıkıntı olarak yaşayabiliyoruz. İşte nedir? Bulunduğumuz ortamlar, yaşamış olduğumuz sürekli hızlı.